sonrasını biliyorum. Daha sonra nasıl hatırlı üç babam, dört baba falan. Ama şey biliyorum, yani dedelerimden birini işte savaşa gitti, tabire dönemedi. İşte ninelerimizden birini işte o şekilde kaldı, yetim kaldı, çocuk kaldı falan. Öyle büyüdük geldim. Böyle. Kendi toprakları olmadığı için orada günler içi olarak yağmanın yanında ya da hayvanlarına bakarak tarlasını belki biçerek kendi paylarını düşmüşse onu hayatlarını kazanarak o şekilde. Mesela şey hatırlıyorum, benim babam orada çobandı. Yani ta ki 6 yaşına kadar, sonra ondan öncesi 1-2 yıl önce, 1 yıl öncesi şey gelişiyor sanırım. Bir rahatsızlığı gelişiyor. Rahatsızlıktan sonra hani şey, böyle klasik kişiye anlayışı var artık işime yaranması. Yarı felci gibi bir durum oluyor. Hastalığa teşhis koyduğunda bizi bir nevi sürgül ettiler. İşte yarı ortaya gelmek zorunda. Çünkü yani adam işine yaramayınca bir şekilde zorla kalkıp buraya geldik. Şimdi benim bir amcam çocuğu var. Şu anda benim yaşlarda. Onun yanında çalışır. Yine aynı köyde evliler. Uzun yıllardan beri. Çünkü hani dedelerden beri aynı beraberler. O aynı şekilde belli bir işte üründen belli bir pay alır. Bunun yanında evinde hizmet eder. Ne işte hayvanına bakar, yemeğini kaldırır, temizliğini yapar veya neyse artık tam olarak şeyini. Ama bunları yapar. Bir de modern kölelik mi dedi artık kadar ne dedi ama o yaşam tarzı bu. Çocukluğumla ilgili pek fazla şey hatırlamam aslında. Sonra nedenini kendimde sorgulamaya başladım. Gittim bir dönem köye, köyde yaşadığım veya doğduğum ev yok, yok artık bildiğiniz, yıkılmış, üstüne toprak gelmiş, hiçbir şey yok. Sonra da şeyi hatırlıyorsun, aslında çok şey gibi gelecek. Hani doğduğunuz evi, evin yok olması aslında anılarınızın da yok olması anlamına geliyor. Bir şekilde anılarımız da, yani kendi anılarımın da yok olduğunu hissine kapıldım. Yani doğduğum evin yıkılmasıyla birlikte anılarım da toprağın altına sıkıldığı veya toprağın altına gittiği kanaatine vardım. O yüzden çocuklukla ilgili çok fazla bir şey hatırlamam. Hani hatırlarım da belki başkalarının anlattıkları ve ben kafamda yer edine o artık yaşamışım gibi olan şey. Evdeki de ilginç. Yani ben anlamadım. Mesela benim rahmetli annem Türkçe bilmezdi. Babam da Türkçe konuşmadı ama biz hep Türkçe konuştuk. Yani bir artık ne vardı? Aşağılığının getirdiği bir psikoloji vardı. Biz kendi geçmişimizi inkar etmemiz vardı. Şimdi şey hatırlıyorum. Mesela köyüne getirdiğimiz bakır, ne bileyim, lamba, şey lambası, gaz yağı lambası ve herhangi bir şey bizimkiler tarafından sanki çok kötü bir şey olarak algılanırdı. Bakırla batırılırdı, ne bileyim gaz yaralanması kırılırdı falan. Şimdi düşünüyorum acaba gerçekten o dönem getirdiği bir hani köylü ve kentli arasında olmanın getirdiği bir aşağı ama psikolojisinden sıyrılmak için yapılanmış gibi bilinçli miydi, bilinçli miydi? Öyle ilginç, enteresan bir şey. Ben de ben sonuç yapıyorum. Bir sürü bakır eşya vardı, yok. İyi biliyorum. Tepsi hiçbir yok. Ha bunun sebeplerini soruyorsun. Ne oldu? Şey bende ya. Ve yani şehirde görmemek veya köyde görmemek. Köyde yaşadığınız zamanlarda da köylülerde gördüm bunu. Şehirden ekmek geldiği zaman hani sanki çok farklı bir yerde bir ekmek gelir gibi kapılır. Böyle kapış, herkes uçar böyle, her şey yapar falan. Ama tandır vardı orada, şehirli için tandır çok daha mükemmel bir yerdedir ama köylü için çok daha farklı bir şey yani. Veya arada böyle bir tezatlık var. Biz köy yaşantımızı şehre taşıdık. Şimdi baba sabahlardan önce şey vardı, bir sürü hayvan vardı, işte çobanlık yaptığı bir yerdim. İşte kuzular, koyunlar vardı, inekleri vardı. Şimdi şehirde hayat zor. Orada bir hayvanların bir kısmı bırakıldı. İşte akrabalar yanından bakarsınız. Hani gelirini ortaklaşıp falan. Sonra onun yürümeyeceğini farkına vardı. Geldiğimizde bahçeye gidildi. Şey yaptı. İnek besliyor. Tabii inek beslerken köy çevredeki insanlar doğal olarak bundan rahatsız oluyor. Şimdi ineğin tezeği var. İneğin dışkısı var. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. Yani bir baktık yani bir yerdeyiz yani. Bir baktık ki bir yerdeyiz yani. Hani
uyum sorunu yaşıyorsunuz, Türkçe bilmiyorsunuz, insanlarla iletişim kuramıyorsunuz, insanlar size tepeden bakıyor. Okula gidiyorsunuz, okula yine tekrar şey yok, Türkçe bilmiyorsunuz. Bir dil öğrenme şeyimiz var, o diyalog geliştirme şeyimiz var. Yani düşündüğünüzü dile getiremiyorsunuz, ortaya koyamıyorsunuz. Yalnız şey hızlı gelişti yani, o dili öğrenme süreci daha sonraki süreçte hızlı gelişti, iletişime geçti falan. Burada yani anne çok düşüyor insanları yani bu anlamda babalık da yaptı. Yani kavramsal babalık da ötesini yaptı. Çünkü çocukları küçük bir şekilde kol kanat gelmek zorunda değil. Eşi biraz daha rahatsız yani işte açısı. Ben rahatsızdı. Ona rağmen eşi de çalışır ama anne daha büyük yükümlülükler aldı. Bir tarafta çocuklarını bir arada tutabilmek. Çünkü geldiğimiz yer çok tekil bir yer değil. Hem de hayatı sürdürebilmek. 80'li yıllarda Diyarbakır bir ofiste bağlardan ibaret. Diyarbakır eski ofiste. Ofis bizim çok ağır o kelimeler var aslında çocukken kullandıklarımız ama biraz da burjuva dediğimiz, biraz üst tabaka dediğimiz ve hani biz yetişemediğimiz için saldırdığımız aslında insanların oturduğu yer. Tabi varoşlar da bir sürü için, sürü için 3 aşağı 5 para bütün hepsini sosyal hayatta aslında aynı, ekonomik hayatta aynı. Bir de bağlar. Bağlar da aslında yeni yeni şey oluşmaya başlıyor. O da varmış. Ama elit olarak her şey olarak aslında maddi gücü yüksek olan insanların yani oturduğu bir tek yer var da ofis. Yani biz ofise gitmeyiz. Oradan bir de ekonomik nedenlerden kaynaklı. Benim arkadaşlarımla mahallenin çocukları. Fazla çocukluğumuzu yaşar diyemem. Çünkü çok erken çalışmaya başladı. O 6 yaşını getirdiği 6 ve şeyle birlikte ben o dönemde ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Okula gittim ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Su satıyorum falan. Daha sonra simit falan satmaya başlıyorsunuz. İlkokulu çekerken sobacın yanında, tenekecinin yanında çalışmaya başladım. Yazları işte 4. sınıfa geçtim, yazları ben sanayiye gönderdim. Yazın o sıcakta gidiyorsunuz sanayiye çalışıyorsunuz, o yaşlısın. Kışın geliyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, okuldan çıktığınız zamanlarda elinizde tepsi, simit, börek ve neyse bunu satıyorsunuz. Ama sadece ben değil, benim çevremdeki bütün arkadaşlarım bunu yapıyor. Benim tüm çocukluğumuz işte simit, ilerçimizi sattığından para da kazanıyoruz. İşte haylazlıklar yapıyoruz, sonraki zamanlarda işte gidiyoruz, dolaşıyoruz, takılıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Tabii paranın büyük bir kısmını elinize götürüp ailemize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçim yok, başka geçim kaynağı. Yani geliyor ama yer. Korkuyorlar ya. Çok korkuyorlar. Özellikle annem çok korkuyordu. Onunla ilgili şeyi hatırladım. Şivan kasetini dinlerdim böyle. Ben oturup tabii bakıyoruz değil falan filan. Bana şey dedi ya. Kurban olayım bu. Sesini açma derdi. Sesini açma. Kimse duymasın. Böyle bir korku var. Ben bir olay gördüm. Bir şey gördüm. Bir olay tanık oldum. İnsanların gözlerindeki korkuyu gördüm. Bir yerde çalışıyorum, bir köyde çalışıyorum. Askere geldi, bir şey istedim. Muhabbet falan ettim falan. Arkasından muhtarın çocuğundan şey istedi, keklik istedi. Kekliği varmış, onunla keklik besliyorlar. Şey dedi, bana kekliğini yapsana dedi. Çocuk benim yaşlarımda. Şimdi keklik, onlar için hani kutsallık, kutsallığın da ötesi gibidir demem ama çok önem verirler, değerler. Babası istese verirler, babası hani değil. O adamın nasıl koşuyor, nasıl kekliyor, nasıl getiriyor, nasıl verdiği. Hani gözlerdeki o korkuyu gördüm. Elden kaçtı. Ya çocukların hayalinde her şey vardır, bir yerler var. İnsan hayatları bir yere bağlı, idealize ettikleri yerler var. Arkadaşlarım geldi mesela anlattık, neden bir şeyler dediniz mi, şöyle de böyle biz gittik, burada bunu yaptık, şunu yaptık, hayal dünyanız onunla birlikte gelişiyor. Yani büyümeye başlıyor. Ama 17 yaşındasın ama hayal dünyanız onlarla da büyümemiş ki, görmemiş. Onlarla birlikte hayal dünyası büyüyor. Ama ne yapalım aslında bir şey de değil. Yani çok da evcimen şu an bir insan, yani çok fazla şey yaptığında bittik değil. Bazen hani yaramazlıklar falan oluyor. Ne yaptık? Giderim abi ne yaparım yani dolduruşa gelirse yani giderim diyorsun giderim. Bastık 2 gün, 2 çok gün trenle 3 arkadaş. Bastık İzmir'e gittik. İzmir güzel bahçede balıkçılık falan yapabiliriz.
Biz gittiğimizde 2-3 kişi sadece bir kayıkta çalışıyor. Bir dönem baktık biz 10-15 kişi olmuşuz yani. Yani farklı kayıklarla falan. Hatta bir kayıkta sadece bizler çalışıyorduk. Aramızda sadece deniz gibi mi yani? Denizi görmeyen ve denizcilik yapan bir sürü adam var. Yani biz denizcilik yapıyorduk. Bir tane reisim vardı, çok deli bir şeydi. Eski zamanla çıkıyor, bir daha çıkıyoruz. Güzel denizeydik. Ama çok soğuk bir deniz, çok zor bir şey. Ben Marşı'ya gerçekten çok saygı duyuyorum bu anlamda. En zor belki, biraz en basit belki ama en zor belki mesleklerden biri. Zamanı ve mekan ve yerine göre değişiyor tabii. Hava soğuk mu çok zor, eski zaman çok zor. Koruna yaşamı da yaşıyor. Birlikte yaşamayı da veriyorum. 15 adamla birlikte yaşıyorsunuz. Yani 15 adamla birlikte yiyorsunuz, içiyorsunuz, kalkıyorsunuz, bulaşığınızı yıkıyorsunuz, çamaşırınızı yıkıyorsunuz. Yani bir şekilde toplu yaşamayı da veriyorsunuz. Ama orada, o sokaklarda veya şeyde gerçekten hani burada da sokaklar ama orada hani kimsenizin olmaması her türlü şey açıksınız. Her türlü. Suç işleyebilirsiniz, suç işletebilirler sizlere. Zaten hani teninizin renginden kaynaklı, ben bunu çok tekileşme anlamında çok yaşıyorsunuz. Daha sonra kendi için teknelerde çalışma anlamında şeyler falan işte. İnsanlar size şöyle yani bir yerden bakıyor, bunu istiyor. Bu şeyin anlamı aslında olduğunu anlamıyorsunuz. Biliyorsunuz aslında da anlamıyorsunuz, itiraf edemiyorsunuz. Neden diye soruyorsunuz. Bunu hissettiriyor insanlar. Ve bunu çok gittiğiniz her yerde sizi işaret ederek gösteriyor, sizleri işaret ederek gösteriyorlar. Varınamıyorsunuz, yani varınıyorsunuz, siparlandıranlar da sanki bir lütuf işler gibi. Bak, siz çalışıyorsunuz burada, insanlar sizi istemiyor. Ben buna rağmen sizi çalıştırıyorum. Ama bizim yaptığımız işin hiçbir yorumlar yapamıyor, bu da ayrı bir şey. Yani çalışıyorsun gerçekten, canı gibi çalışıyorsun. Buna rağmen, bak bu bir lütuftur, bu lütufu iyi değerlendirin. Mantığı gelişmiş insanlar, geliştiğini görüyoruz. Daha sonra anlıyorsunuz tabii, o zaman anlayamıyorsunuz. Yine abi, canlı, baba falan diyorsunuz. Daha sonra bunun aslında, ben size bir lütuf yapıyorum, iyilik yapıyorum. Yani siz çalışıyorsa bu bir iyilik, bunun kıymetini bilin, mantığının ne olduğunu söylüyorsunuz. Limanlar o kadar tekin yerler değil. Limanlarda her türlü insan profilini görebilirsiniz. Aklınıza gelemeyecek insan profili. Öyle böyle değil. Bunlar yine de bize hatta şey diyor, bizleri size bir şey derse bir şey yapmıyorsun, bir de bize söylüyorsunuz. Ama bunu söylemene rağmen biz ne içebilmeye çalışırdık yani. Hatta bunun karşısına gelmemesi de oluyor. Bizi ne içebilmeye baktıkları zamanlar oluyor. Artık şeye benzetiyorsunuz, yani artık kıskançlık nedir, farklı bir neden midir onu bilemiyorsunuz ama insanlar bir şekilde politik söylem üzerine sizlere hedef gösteriyorlar. Siz ne yaptığınız aslında önemli değil. Ya da nerede durduğunuz önemli değil. Sizden hoşlanmıyorlarsa yapabilecek en geçerli şeyi yapıyorlar. Sizi bir şekilde buraya koyuyorlar veya farklı bir yere koyuyorlar ve siz hedef oluyorsunuz. İnsanlar iletişim kurmaya çalışıyorsa ama sizi kabul etmiyorlar yani. Bir şekilde kabul etmiyorlar. Yani lokantaya oturuyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, kalkıyorsunuz, yanına varıyorsunuz. Ama bir şekilde fazla kurak görüyorsunuz orada. Bir şekilde. Yani ille insanların gelirse hakaret etmesi gerekiyor aslında. Bakışlar böyle çok şey anlatıyor aslında. Bizim oradan hatta varılmamamızı istiyorlar. Hiçbir şekilde orada durmamızı istemiyorlar. Birilerinin belki bireysel bir şeyi vardı. Sorunu olmuş olabilir. Kimsenin alanına girmek. Ama öyle biliyorum. Ama birileri tarafından örgütlenip, birileri tarafından bize saldırıldığını biliyorum. Onu da biliyorum. Birebir yaşadım, vücudumda da onu yediler. Denizi sevdikçe mi? Denizi sevdik yani. Bu tuzlu su güzelmiş. Bayağı iyiymiş yani. O da ilgilenildi insanlar ya şeydi ya. Bir şey diyorlardı. Belki hani ya diyorlar, siz denizi televizyonda suyu bardakta gördünüz. Diyorum doğrudur. Haklısınız. Gerçekten denizi televizyonda gördük. Hayatında denizi görmüşüz.
Bizim için her bir yüksek kütlesi deriz yani. Şey diyordum, ben bize geldim gazeteyi gerçekten iş öğretiyorum. Yani gidip adamlara iş öğretiyorum. Karadeniz'e başka yerde yalan da ama biz iş nasıl yaptık, biz öğretiyoruz. İyi çalışıyoruz. Zaten varlığa mümkün demezler. Onlardan biraz daha, onlardan değil mi? Birçok onlar. Daha fazla efor sahip etmemiz. Yoksa kolay kolay. Şey düşünüyorsunuz da, buraya gelen işte Bulgar göçmenlerini düşünüyorsunuz. Bulgar göçmeni buraya geldiği zaman, Macar'a geldiği zaman bir Türk işçisine çok daha fazla çalışmak zorunda. Yoksa tutunamaz. Sanırım mesela öyle bu durumda. Çok daha fazla öz evde kurmak zorunda. Adamlar çıkıyor evinde bir avlatıyor, birbirine beş avlatıyor. Atmak zorunda. Paramız çalınıyor, haksızlığa maruz kalıyor. Bir şekilde hesap kitap işiyle haksızlıklar yapıyor. Çocuk olmamızı ne getirirse bir şey değil. Çok kötü şartlarda çalışıyor. Yani geliyorduk buraya, burada büyük programı aslında biraz zor olmaya başlamıştık. Yani açıldı aslında bir buralar olmaya, biraz da buralıydı, arada kalıyorduk. Oraları bizi kabul etmiyorduk, oraları bizi kabul etmiyorduk. Burada bizi artık kabul etmemeye başlamıştık. Çünkü giyimiz, kılığımız, kıyafetin değişmeye başlamıştık. Yeri gelin, konuşmanın değişmeye başlamıştık. Burada siyah kabul edilmedi pek. Orada da zenci kabul edilmişti. Böyle arada bir yere götürmeye çalışıyoruz. Bazı insana bir şey anlattılar, sanki siz yaşamışsınız gibi gözlerinizi önüne gelir. Çocuklar onu yaşıyorlar aslında. Çocuklar onu yaşıyorlar. Ebeveynlerin anlattıkları hikayeleri sanki başlarından geçmiş gibi yaşıyorlar aslında. Çünkü ebeveynler bir şeyler anlatıyor bunlara. İster istiyor bunu anlatıyor, yaşamışlar çünkü. İnsan herkese bir hikaye anlatsın. Onların da hikaye anlatacak hikayeleri oluyor. Ve bu çocuklar o hikayeleri de kendilerini özdeşleştiriyorlar. Kendilerinin içinden var ediyorlar.